korku. Esselamu aleyküm anne. Biz geldik. Dara da geldi. Ve aleyküm selam. İkiniz de uslu olun, tamam mı? Acelem var. Taziyeye gitmem gerekiyor. Taziye mi? Kim vefat etti anne? Yan mahalleden komşumuz vefat etti oğlum. Aa. Haberini şimdi aldım. Tamam yavrularım, ben gidiyorum. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Hey Nusa. Vefat eden komşunun kim olduğunu biliyor musun? Kesin olarak bilmiyorum ama belki o kişiyi görsem hatırlarım. Sanırım bu kişi daha önce buraya gelmişti. Hey Nusa, birisi öldüğü zaman tekrar hayata geri dönebilir mi? Arkadaşım bana ölülerin ruhlarının dolaşabileceğini söyledi. Hey Nusa. Bu nedir o? Estağfurullah. Anta, bizi çok korkuttun. Özür dilerim Anta. Sanırım yine yanlışlıkla kuyruğuna bastım. Yine mi? Wow. Canlanıyor. Çok geç oldu. Annemiz neden hala dönmedi? Hey. Ölen biri tekrar hayata dönebilir mi? Filmlerde tekrar hayata dönüp sonra da zombi oluyorlar. Zombi mi? Hiç mantıklı değil. Gömüldükleri zaman bu onların uykuda oldukları anlamına geliyor. Mezarın içi nasıldır acaba? Aman Allah'ım. Ra, başka bir şeyden bahsedebilir miyiz? Sıkışık. Soğuk. Yalnız ve karanlık olmalı. Estağfurullah. Aman Allah'ım. Elektrik kesildi. Neden Ra? Bu kadar karanlık? Nusa neredesin? Ra, kardeşim. Ra. Aman Allah'ım. Çabuk mum ara. Hadi. Mum. Fener. El feneri. Çok fazla uzaklaşma. Evet. Aman Allah'ım. Bu ses de ne? Ara. Böyle. Eyzubillahimineşşeytanirracim. Anne! İşte hikaye bu anne. Özür dilerim. Zaten esselamu aleyküm de dedim. Ama bana cevap vermediniz. Ben de ne yapayım? İçeri girdim. Çok üzgünüm. Maşallah. Demek ki sizi bu kadar korkutan hikaye bu. Bu nasıl korkutucu olmasın anne? Tüm bunlara neden olan Ra değil mi? Ölen insanlardan ve mezarlıklardan bahsediyor. Maşallah. Ölen insandan korkacak bir şey yok yavrularım. Niye korktunuz? Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde her nefes ölümü tadacaktır diye buyuruyor. Çoğumuz kendimizi bir gün öleceğimiz gerçeğine hazırlamayı ihmal ediyoruz. Ölen insanlar tekrar canlanabilir mi anne? İşte sen başlatıyorsun, gördün mü? Vefat edenlerin hepsi kıyamette diriltilecektir Ra. Bu dünyada yaptığımız her şeyden sorumlu olacağız ve sınava çekileceğiz. Yani ölü bir insandan gerçekten korkacak bir şey yok değil mi anne? Bu doğru Nusra. Vefat edenler çocuklarından ve torunlarından dua bekliyorlar. Çünkü vefat etmiş olan bir insanın amel defteri kapanmış olur. Ancak şu üç şey hariç. Bunların neler olduğunu hanginiz biliyor? Sadakayı cariye. Evet doğru. Ayrıca faydalı ilim. Ve duadan mümin evlatlar. Harika. Bu hepinizin anladığını gösteriyor. Demek ki bir kişi vefat ederse korkacak bir şey yoktur. Hayattayken imanlı ve iyi bir insan olarak yaşayabilirsek ödülü Uhud Dağı kadar büyük olacak inşallah. Wow. Gerçekten de bu ödül Uhud Dağı kadar büyük mü? Evet canım. Bu ödülü istiyorum anne. Vay. Teşekkür ederim anne. Bundan sonra nasıl bu tür şeylerden asla korkmayacak. Aman Allah'ım. Yine gitti. Yine ölüm konusu. Estağfurullah. Ama hiç korkmuyorum. Hey Nusa.
Bunu neden yapıyorsun? Korkma canım. Yo, sadece şaşırdım. İşte demek ki korkmuşsun. Ne korkutuyorsun? Rara rara. Evrendeki tüm canlıları Allah yaratıyor. Zaten Allah'a iyi kul olursak bize herhangi bir şey korku ve zarar veremez. Ya bu da ne? Bu bir tavşan. La 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 la. Burada neden yılan var? Arkadaşlar, videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.